Herkese iyi akşamlar. Hazır mıyız, başlayabilir miyiz? Sivas Demirspor arasındaki yarışmada ilk maçımızı yaptık. Kağıt üzerinde bize daha yakın, bizi zorlamaya en yakın takım Karabükspor'u kendi sahamızda 3-0 yendik. Oyun olarak da skor olarak bunu hak ettik. İlk yarı yavaş oynadık. Önde daha az bastık. Rüzgar lehimiz olmasına rağmen az şut attık. Eksiklerimizdi. İkinci yarı bunları daha da iyi yaptık. Ama ilk yarıdaki o olumsuzluğa rağmen golü de bulduk. Tabii oyun kalitesi, oyuncu kalitesi olarak da oyun anlayışı olarak biz bir görmek daha üstünüz onlara nazaran. Onlar da iyi takım. Kendi gruplarında en az gol yiyen takım. Oyun disiplini oynamaya çalışıyorlar. Ne yaptıklarını bilebiliyor. Onu da bazı oyuncular değişti. Biz de bazı oyuncular değiştirdik. Sizin de bildiğiniz gibi lig ve kupa maçları devam ediyor. Herhangi bir sakatlık vermeden, cezalı olmadan hem maçları yapmak hem de maç kazanıp devam etmek gerekiyor. Bu bakımdan bizim için güzel bir maç oldu. Tek Cenk'in dikiş attılar başına. Başında bir açılma oldu. Onun dışında Necip'in bir ufak tefek sakatlıkları oldu ama maçı bitirdik. Dolayısıyla iki tane genç arkadaşlara oynatma şansımız oldu. Veli'yi sahaya sürme şansımız oldu. O yüzden güzel bir maç oldu bizim için. Hocalarımı beğeniyorum. O yüzden biz de idmana çıkıyor. Ama bugün bir ayrım yapmak ve sizle bunu paylaşmak istemem. Zaten siz kendi görüşlerinizi yazıyorsunuz. Benim görüşlerimi de ayrıca yazmanıza gerek yok. O benle oyuncular arasında kalsın. Bütün oyuncular görevlerini yapmaya çalıştı. Genç oyuncular da. Ama Veli ile ilgili bir açacak parantezi. Bugünkü iyi kötü oyunundan çok sahada çıkıp oynaması önemliydi. Çünkü o korkusu vardı. Hatta İşte hocam daha sonra gireyim düşüncesi vardı. Ben tam tersine gireyim, ne kadar oynayabilsin o kadar. Çünkü oyun ölçüsü bakımından iyi oynaması da kötü oynaması benim için ölçü olmayacaktı. Sadece oynaması gerekiyor. Çünkü antrenmanda yaptıklarından sonra zaman zaman git gelleri oluyor. Çünkü sakatlığında da bu sıkıntısı vardı. İşte orada burada olan ameliyat dediler. O konuda doktorumuzun teşhisi çok doğruydu. İyi ki de öyle oldu. Biraz onu dinleyerek biraz da Veli'ye hak vererek yapmaya çalıştık. Biraz gecikmemiz oldu. Ama geç olsun, iyi olsun. Şu anda sağlık olarak eski dönemine dönüyor. Birincisi bu önemli. İkincisi de oyun olarak zaten iyi profesyonel, iyi çalışıyor. Umarım ki randımanı, verimi iyi olur. Bize de faydalı olur. Bu çünkü yarış olacak. İkinci yarı ancak tam olarak bu yarışa girecektir. İki tane genç oyuncu arkadaşımız girdi. Onlar da iyi gibi girdi. Onlar da yetenekli. Onları başta da oynatabilirdim ama maçı kontrol edip çünkü herhangi bir kötü oyunda ki ilk yarı biraz yavaş oynadık. Belki onları da etkileyebilirdik. Diğerleri de oynuyor, oynamıyor. Zaten bizim oyuncularımız, bizim kadromuz zaten çok geniş bir kadro değil. Bütün oyuncular iyi çalışıyorlar. Verimli ve verimsiz oldukları zamanında değerlendirir. Bu da benle oyuncular arasında kalacak bir şey. Bizim kadroda olmayan, yani bu geçen maçta oynattıktan sonra bazı oyuncular dinlendirmeye aldık ama onların idmanlarını sabah yaptık bir kısmını. Mario'ya 19 kişi oyuncuyla buraya geldik. Mario'yu da oynatmadık, yani kadroyu da alabildik. Ama kadroyu aldığımızda da aynı şekilde Olcay, Berk, İsmail de dahil bunlar da dördü birden ayrıca idman yapmaları gerekiyor. Çünkü müsabaka olarak zaten oynamışlardı. Maçın gidişine göre belki bir ara Berk'le Olcay'ı düşündüm maçın kontrolü bakımından ama sonra gerek kalmadı. O zaman onlar da daha idman yaptı. Yani dolayısıyla bu bir iş yani sonuçla ilgili bir şey değil. Olması gereken bu. Mario da bunlardan bir tanesi. Bütün oyuncularım, o da profesyonel. Zaten geçmiş futbol hayatına baktığı zaman işini seven, çalışan bir futbolcu. İdman açığını, idman eksikliğini gidermek durumunda. Bütün oyuncular öyle ama bütün oyuncularımız aslında öyle. Zaman zaman eksiği olan bazı oyuncularımız var. Giderek takıma adapte oluyorlar. Onları da düzeltmeye çalışıyorlar. Nasıl çalışır, nasıl oynanır, nasıl ilişki kurulur. O bakımdan mesafe aldıkça ekip ruhu da oluyor. Mario da onunla güzel bir örnek. Yani işte şu anda Andreas Beck, Olcay ısınmaya gitti. Sonra geldi. Hiç almadım. Kenarda bekledim. Sonra git şimdi idman yapıyor da. İsmail de yapıyor. Olcay da yapıyor. Dolayısıyla biri diğerine ayrı değil. Hepimiz, ben de dahil takımın bir parçasıyız. Bu takıma bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz bir bütün olarak bir değeriz. Biz çalışmaları gün bir gün yapıyoruz. Şartlar itibariyle ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani oyuncu sakatlanabilir, dışarı atılabilir ki bugün olmadı Allah'a şükür. Yarın hastalanabilir. Formsuz olur, formda olur. Dolayısıyla onun bir garantisi yok yani. Bunu biz bilemeyiz. Tolga ile ilgili söyleyeyim öncelikle. Yani sıkıntılı devam ediyor. Tedavisinin oldu. Daha henüz idmana çıkmadı. Yarından itibaren tabi havalarda soğur. Ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Bakacağız durumuna. Şu anda Günay var. Tolga var bizim önde olan iki kalecimiz. İkisinden biri oynatmayı düşünüyoruz. Gelişmelere göre Günay da oynayabilir. Tolga da ikisi de oynamayı hak ediyor. Birincisi. İkincisi takım olarak da
Bütün oyuncular az aslında. Yani şimdi bugün bunlar oynadılar, yarın diğerleri oynuyor veya değişebilir de bilmiyorum. Yani ben hafta sonu ya hafta başı diyelim, pazartesi günü Osmanlı maçına çıkarken tabii oynayanlar önde gibi görünüyor ama bilmiyorum yani o günü gelince yarın idman var, cumartesi var, pazar var, gideceğiz, oynayacağız, ondan sonra maç var. Ama bütün bu oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Şu anda elimizde iki tane genç oyuncu da buna kattık. İki oyuncu daha var, onların lisansları profesyonel olduktan sonra çünkü oynatma şansımız olmuyor. Ona da dahil olarak Osmanlı, Sivas maçı arkasından Osmanlı maçında oynatmayı düşünüyoruz. Sonra değerlendireceğiz bunları. Yani onun için bir ayrım yapmıyoruz.